eziliyordum. Bu sefer seyahat için gelmedik. Bu sefer baya baya evimizi kapattık, nakliyeye verdik. 5 tane bavulumuzu, 2 tane sırt çantamızı, 2 tane kol çantamızı aldık. Yerleşmeye geldik. Şu an Amsterdam'dayız. Dam'dayız. Bugün ilk günümüz. Bazı işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Çekebildiğimce, elimden geldiğince. Yani birlikte yaşayalım bunu istiyorum. Ve uzun bir aradan sonra da tekrar vlog çekmeye başladım. Evet. Yanımda Kutuşkom var. Şimdi Vodafone'a doğru gidiyoruz. Umarım yani adrese aynen. Bakarsan. Aynen bakamadık doğru. Ben video çekeceğim dedim. O yüzden bakamıyoruz. Bu kapatıyorum o yüzden. Vodafone'dan hatlarımızı aldık sonunda. Biraz zorlu oldu bizim için. Orada bir çok detay güzel anlatmam gerekirse nasıl anlatacağım bilmiyorum. Uzun uzun. Zor. Banka hesabının falan olması gerekiyor faturalı plan yapabilmek için. O da bizi bir tık zorladı açıkçası. Çünkü şu an banka hesabımız yok. Banktan hesap açtık falan bir şeyler yaptık. Sonunda hallettik. Şimdi eve dönüyoruz. Bugünü böyle biraz da kısa kapatalım dedik. Yorgun zaten. Günlerin yorgunluğu var. Şu an merkezde tramvay bekleyeceğiz. 13'e de 17'e bineceğiz. Eren bence şurası bu arada durağı. Şurada 13-17 var. Burada yok. Şu an biniyoruz. Selam tekrardan. Böyle çok parça pintik bir vlog olacak gibi duruyor. Ama çekebildiğimi çekeceğim. Editleyebildiğimi de editlemeye karar verdim. Bugün günlerden salı. Biz pazar akşam geldik işte. Bugün aslında ikinci günümüz sayılır burada. Açıkçası çok bir şey yapmadık bugün. Birazcık dinlendik. Çünkü son iki haftada inanılmaz bir koşturmacanın içine girmiştik. Ve bayağı da yorulmuştuk açıkçası. Şimdi böyle biraz yatıyoruz. Soft takılıyoruz. İşte çıktık burada Ethos diye bir yer var. Gratis Watsons gibi. Oradan şampuan falan bazı temel ihtiyaçlarımızı aldık. Şimdi hastanelere doğru geri yürüyoruz. Akşam bir bot turuna gideceğiz. Arada hala şey geliyor bize. Taşındık düşüncesi değil mi? Evet. Ama yerimiz yurdumuz yok. Ama yerimiz yurdumuz yok. Beni bu saçla nasıl dışarı çıkarttın yani? Ne var saçında hiçbir şey yok. Hiç aynaya da bakmamışım. İşte saldık hocam kendini saldı. Evet, saldım yani. Zor arkadaşlar. Bizim gibi bir de evcimen insanlara bence birazcık evinin olmama hissi falan koyuyor yani. Böyle bir etkiliyor. Ama bugünlerde geçecek, bir evimiz olacak, eşyalarımız gelecek, düzenimiz kurulacak, buna inanıyoruz. Daha ikinci günden de bunun için zaten bence oturup üzülemeyiz. Aynen söylenemeyiz de çünkü ikinci gün yani. Bir ikinci evimiz olsun bakalım. Daha durun söylenecek zamanlarımız gelecek. Nereye? Şu hemen bir çeviriye baksam kapatıyorum. Bunlar çok güzel. Arkadaşlar ben burada hava şoku yaşadım bu arada. Buna da belki ayrıca daha sonra değinirim. Şu an olmasa da 35 derece İstanbul'dan gelip 19 derece 18 dereceye gelmenin şoku bir ayrı oluyormuş. Çıktık evden. Saat işte 6 çeyrek gibi bir şey. Şimdi Albert Einstein'e gideceğiz önce. Oradan yiyecek bir şeyler alacağız akşam yemeği gibi olsun diye. Şarap alacağız. Yanımıza bayağı böyle cips şarap falan aldık. Aslanlar yanımızda. Şöyle onları da göstereyim. Buranın yerlileri artık onlar. Ev sahiplerimiz. Müthiş ev sahibi rozetleri var değil mi aşkım? Aynen. Best host ever. Evet gidiyoruz.
servisimde bottan indik. Bot için baya güzel görüntüler çektim. Muhtemelen onları da koydum zaten. Bir şampanya patlattılar bizim için. Ah senle görürken çok tatlılar ya. Allah'ım. Ne kadar güzel ev sahiplerimiz var. Böyle ev sahibi deyince de yanlış anlaşılacak diye korkuyorum. Ah senle görürken bizim baya hani yakın arkadaşımız eskiden beri. Onlar burada yaşıyorlardı. Biz şimdi onların yanında kalıyoruz. 7 kere de söyledim galiba bunu. Ay hava bir garip. Bakınız şu an güneşli gibi duruyor bir yandan ama aslında bir yandan da yağmur yağıyor. Bu mevsimlere ve şeylere alışacağız. Şimdi eve gideceğiz sanırım. Çünkü çok böyle cezbedici bir hava olmadı. Günaydın herkese. Bugün günlerden Perşembe. Şimdi BSN için randevumuz var. Utrecht'e gideceğiz. Emre'nin işi Utrecht'te aslında. O yüzden bizim de böyle devletle ilgili olan işlerimiz o tarafta halloluyor. Çıktık evden. Şu an otobüs bekliyoruz. Otobüs ve tren yapacağız. Oradan gideceğiz. Böyle bir gün hazır gitmişken orada biraz bugün dolaşırız diye düşünüyoruz. Kahve içeceğiz muhtemelen. Çünkü bir saat falan erken gitmiş olacağız randevu saatine göre. Bugün bir Decathlon'a gireriz belki. Bisiklet bakarız dedik. Onun dışında başka ne yapacağız? Valla öyle. Dün çok bir şey yapmadık. Hat almıştık 2 gün önce Vodafone. Çalışmamışlardı. Dün bir Vodafone'a gittik bisikletle. İlk bisiklet deneyimimiz oldu yerli. Benim için en azından ya da. İşte bir gittik. Onları yaptırdık. Yani şu an hatlarımız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Telefon numaralarımızda. Onun dışında bilmiyorum ya. Daha soğuk geçiyor dediğim gibi günler. Zaten yorgunluğu üstümüzden bir türlü atamadık. Bu önceki dönem o kadar yoğundu ki. Taşıma dönemi işte. Onu gör, bunu gör, taşın. Ve olayı mahvetti bizi. Şimdi adapte olmaya çalışıyoruz. Bir yandan böyle evime bakmaya başladık artık yavaş yavaş. Aslında bakıyorduk. Tabi birazcık böyle hızlandıracağız gibi söyleyebilirim. Geldik şimdi. Ters uçtan çıkmışız. Yanlışlıkla Utrecht Central. O yüzden geri gidiyoruz. Expo Center'a gideceğiz. Ama öncesinde bir yerde bir kahvaltı yapalım. Kahve falan içelim dedik. Bir saatimiz var. Şu an yolculuk çok rahattı. Otobüsle Santral'e gittik Amsterdam'a. Bir saniye. Şimdi BSN'imizi aldık. Oturum kartımızı da aldık. Gidiyoruz banka hesabını açmak için Emre'ne. Ondan sonra da böyle dolaşarak Primark'a gideriz, Decathlon'a gideriz falan diye konuştuk. Döneceğiz işte Amsterdam tarafına yine. Burayı da birazcık gezdikten sonra burası da çok tatlı bir şey gerçekten. Zaten Amsterdam'a dediğim gibi 20 dakika aşırı yakın. Farklı bir yer olması da güzel. Bu da bizim bir seçeneğimiz yani. Belki vararken buradan da arayabiliriz Amsterdam diye tutulmayabiliriz. Biraz zaman gösterecek. Burada biraz şey havası var. Bürüş havası var. Oraya da gideli 2 ay falan geçti. Daha editlemedim ama umarım hepsini halledeceğim. 3 tane videom var şu an. Yapmam gereken ya da 4. Olacak bir ara. Evet, burası gerçekten bayağı onun havasını veriyor yani. Çok benziyorlar bence birbirlerine. Zaten çok da yakın var. Şimdi Emre'nin hesap işini hallettik. Otobüs bekliyoruz. Merkeze gideceğiz. Bir Decathlon'a, Primark'a bakacağız. Five Guys'da yemek yeriz diye konuştuk. Ondan sonra da artık Amsterdam'a doğru geçeriz muhtemelen. Ben burayı çok sevdim. Çok tatlı. Utrecht'e gelmişken hazır dedik ki Five Guys'dan yiyelim. Burada var, Amsterdam'da yok. Şimdi hızlıca yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da trene binip Amsterdam'a geçeceğiz. Çok da geçe kalmak istemiyoruz ki iş çıkış saatine yakalanmayalım. Saat 4 oldu artık. 5'te mesaileri bitiyor insanların. O yüzden iş çıkışında çok kalabalık olur diye tren kalmak istemiyoruz. Hızlıca yiyeceğiz. Hemen geride yolumuza gidiyoruz. Hello! İlk haftamızdan devam ediyoruz. Bugün pazar günlerden. Bir dışarı çıktık şimdi. Yakınlarda bir park var. Şimdi can çok ucu. Oraya geldik. Öncesinde bir Hema'ya gittik. Bana ucu aldık. Şimdi böyle dolanıyoruz. Çevreyi keşfediyoruz burada. Maksat günümüz boş geçmesin. Bir hareket etmiş olalım. Dışarı çıkıp hava almış olalım. Böyle bir yer bulduk. Bir kahve içebiliriz bu arada bence. Bir şeyde dolanıp dolandıktan sonra. Bakınız.
Yani ilk hafta vlogumda gerçekten her gün üstümde aynı sweatshirt vardı. Bununla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum öncelikle. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Biz buraya Emre'nin işe başlamadan 2 hafta önce geldik. Ve Emre'nin şirketi aslında bir geçici konaklama veriyor. Ve verdiği geçici konaklama yeri de Utrecht'te. Bizim de arkadaşlarımız Amsterdam'da. Utrecht buraya çok yakın, 20 dakika mesafede bir şehir aslında. Çok da tatlı bu arada, Amsterdam gibi bir yer bence. Gayet keyifli ve güzel. Neyse, arkadaşlarımızla kalıyoruz. Çünkü geçici konaklama Emre'nin işe başlamadan 2 gün önce başlıyor. Ama biz işlerimizi daha rahat halledebilmek ve birazcık daha adaptasyon sürecine atlatabilmek için 2 hafta erken geldik. Bu 2 haftalık sürecinde de arkadaşlarımızla kalıyoruz. Bunun için de arkadaşlarımıza ayrı bir bavul yaptık. Geçici konaklamada açacağımız vakumlu torbaların olduğu ayrı bir bavul yaptık. Ve de eşyalarımızın geri kalan kısmı da nakliye ile birlikte gelecek. Biz evimizi tuttuğumuzda gelecek aslında. Yani bu da yaklaşık 2-2,5 ay sonra falan. Ama şöyle bir de şey düşündük işte. Dedik ki sıcak hava zaten şu an burada İstanbul'dayken. Orası da böyledir. İşte hani böyle daha yazlık kıyafetleri götürelim Aslanlar'da kalırken. Geçici evimizde kalırken de zaten Eylül'ü falan orada geçireceğimiz için Ağustos sonu, Eylül başı artık hani orada soğuk olmaya başlar. O yüzden montlarımızı falan onun içine koyalım. Vakumların içine koyduk. O yüzden de burada şeylerimizi açamadık. Vakumlu bavullarımızı açamadık. Yani vakumlu torbaların olduğu bavulumuzu açamadık. Çünkü buradan da oraya taşımamız gerekecek bir hafta sonra geçici eve geçerken. Sonuç olarak arkadaşlar yanımda bir iki tane sweatshirt falan var. Birkaç tane tişört var. Yani uzun alt olarak da 2-3 tane uzun alt var. Ve mont, bir tek şu kot montum var. O yüzden her gün dışarı çıkarken artık aynı şeyleri giyip duruyoruz. Yani burası ne kadar rüzgarlı. Ağaçlardan çok ses geliyor. Acaba sesim duyuluyor mu? O yüzden de her gün aynı şeyleri giyip dışarı çıkmış gibi bir durum oldu burada. Bırakın dışarı çıkma kıyafetini. Yanımda uzun kollu pijama, uzun bacaklı bir pijama bile yok. Ve evin içi, bahar aylarında hani böyle bir serinlik olur ya, dışarısı güzel olur ama işte evin içi biraz böyle serin olur. Şu an onun gibi, yani evin içi serin. Dışarısı nispeten evin içine göre daha sıcak ve benim yanımda pijama bile yok. O yüzden getirdiğim keten pantolonlarımdan birini evde pijama olarak biliyorum ki bu bana çok koydu çünkü şarap döküldü bir tanesinin üstüne. Ve şu an onu neyle çıkaracağımı da bilmiyorum çünkü evdeki teçhizatımız yanımızda yok. Öyle. Şu an zor gerçekten. Bir tık böyle kendi düzenim olmaması insanı üzüyor. Düzene alışık insanlar olarak çok.